Bu videoda R eşittir 4 sinüs 2 teta polar eğrisinin ki bunun bir çiçeğe benzediğini de fark etmiş olabilirsiniz. Evet bu çiçeğe benzeyen eğrinin yapraklarından birinin yay uzunluğunu hesaplamaya çalışacağız. Yay uzunluğunun ne olduğunu bulmak istediğim kısmı kırmızı ile işaretledim. Evet. Bu arada bunu iki adımda yapacağız. Öncelikle yay uzunluğunu bulmamızı sağlayacak belirli integrali bulacağız. Sonra da bunun neye eşit olduğunu integrali hesaplamak için de hesap makinesi kullanacağım. Hadi bakalım. Her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve polar formdaki yay uzunluğu hakkında bildiklerimizi kullanarak bu yay uzunluğunun neye eşit olduğunu kendi kendinize hesaplamaya çalışın. Denediniz ve cevabı buldunuz öyle değil mi? O halde hadi hep birlikte bir daha yapalım. Yay uzunluğunun başlangıç açısı ile bitiş açısı arasında bu açıları da alfa ve beta olarak adlandıralım. Karekök içinde fonksiyonumuzun teta'ya göre türevinin karesi artı fonksiyonumuzun karesi d teta'nın belirli integraline eşit olduğunu biliyoruz işe r üstü teta ve r teta'nın neye eşit olduğunu bularak başlamamız lazım farklı renklerde yazayım. R üssü teta'yı şuraya yazayım. Ee, aslında R teta'nın ne eşit olduğunu biliyoruz evet. R teta'yı yazalım. 4 çarpı sinüs 2 teta'ya eşit öyle değil mi? Bu durumda R üssü teta 2 teta'nın teta'ya göre türevi 2'dir. 2 çarpı 4'ten 8 elde ederiz ve sinüsün türevi de kosinüstür. Evet kosinüs 2 teta Yay uzunluğunu belirli integral olarak bir daha yazalım başlangıç açımız ne yay uzunluğunu bulmak istediğimiz yaprağın başlangıç açısı sıfır radyan öyle değil mi açı sıfır radyan olduğunda r de sıfır'a eşit olur yani bu noktada oluruz Evet başlangıç açısı sıfır radyan. Bitiş açısı da pi bölü 2. 2 çarpı pi bölü 2 pi'ye eşittir. sinüs pi de sıfıra yani yine bu noktada oluruz. Bitiş açısı da pi bölü 2 radyan. Karekök içinde r üssü tetanın karesi. Bunun karesini almamız lazım. Aynı rengi kullanayım. 64 çarpı kosinüs kare 2 teta artı bunun karesi, yani 16 çarpı sinüs kare 2 teta ve d teta'yı da unutmayalım. Bunu isterseniz çözmeyi deneyebilirsiniz ama çok da bariz bir çözüm olmadığı için hesap makinesi kullanacağım. Bu sayede böylesine integraller ile karşılaştığımızda yalnız olmadığımızı ve hesap makinesinden de zaman zaman faydalanacağımızı da hatırlamış oluruz. Evet. Belirli integral fonksiyonunu seçeyim. Ee, bunu da işaretlemem lazım. Böylelikle belirli integrale geçmiş oluyoruz. Şimdi bu ifadeyi yazacağız. Karekök içinde 64 çarpı kosinüs evet 2 teta'nın karesi. Teta yerine de kolay olması adına x'i kullanıyorum. Evet kosinüs 2x'in karesi. Ee, bir sürü de parantez kullanmam gerekiyor değil mi? Evet. böyle artı 16 çarpı sinüs 2x'in karesi. Evet bu arada hesap makinesinin bunu çarpma olarak algılayıp algılamayacağından emin olmadığım için şu araya da bir çarpma işareti koyayım. Peki 64 çarpı kosinüs 2x'in karesi artı 16 çarpı sinüs 2x'in karesi. Bu parantezle de karekök içinde olan ifadeyi belirlemiş olalım. İşte böyle. Virgül. İntegral aldığım değişken X öyle değil mi? Aslında teta ama kolay olması adına teta gördüğümüz yerlere x yazdım. Bunu bir de teta eşittir 0 ve teta eşittir pi bölü 2 yerine x eşittir 0 ve x eşittir pi bölü 2 aralığında değerlendirmek istiyoruz. Hmm. Umarım hata yapmamışımdır. Peki, hazır mıyız? Peki, enter'a basıyorum. Ee, bekliyorum. Hesap makinesi sanırım biraz zorlanıyor bekliyorum ve evet evet sonuç bu. Bunu en yakın binde birliğe yuvarlar isek 9,688 olur öyle değil mi? Sonuç yani yay uzunluğu yaklaşık olarak 9,688'e eşitmiş. Peki mantıklı mı? Bir bakalım. Şu uzunluk Evet bu yaklaşık olarak 4 birim. Yani bu şekilde 4'e kadar gidip gelseydik 8 birim yol kat ederdik. Ama bu kısımlar bombeli olduğu için evet 9,688 son derece mantıklı bir sonuç. Umarım sizin için de faydalı bir video olmuştur.